Şimdi öğreneceğim kim olduğunu. Nereye kayboldu bu herif? Murat'ın evi değil mi burası ya? Hicabi ile Murat'ın evi değil mi burası? Kertenkele'nin burada ne işi var? Yılmaz'ın burada ne işi var? Allah'ım sana şükürler olsun. Yüzüğü geri aldım. Söz veriyorum bir tanem. Söz veriyorum bir daha bu yüzüğü kaybetmeyeceğim. Teslim ol! Murat. Nasıl ya? Zilin yerini bilmiyor musun ortak? O yüzük sende ne arıyor lan?
Niye Zeynep Hanım'dan çaldın o yüzüğü? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun Murat. O yüzüğü Zeynep Hanım'dan çaldın. Her şeyi gördüm. Buraya kaçtın. Seni buraya kadar takip ettim. Kertenkele de o yüzüğün peşindeydi. Yoksa... Yoksa sen kertenkele misin? Evet. Kertenkele benim. Bu olamaz. Bu adam kertenkele olamaz. Demek kertenkele sensin ha. Yüzünü değiştirdin o zaman. Nasıl? Yakışmış mı? Ulan nasıl kandırdın bizi onca zaman? Sadece yüzünü değiştirerek bunu başaramazsın. Mesleğimiz bu ortak. Kandırmak. Kes lan! Ortak deme bana. Ayıp oluyor ama ortak. O kadar birlikte çalıştık. Eski günlerin hatırına. Kes lan! Yakaladım seni kertenkele. Ayağa kalkan. Seni mi kıracağız bu ortak? Yüzüğü bırak. Arkanı dön lan. Ortak ayıp ediyorsun. Arkanı dön lan adi herif. Ne yapacağım ben şimdi? Onu alıp götürecek. Seni mi kıracağız be ortak? Ortak deme lan bana, dön arkanı. Bana ortak deme. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Sakın. Hayır, bu olmayacak. Seni alıp götürmesine izin vermeyeceğim. Lan! Sakin ol ortak. Ne ortağı lan? Demin adi herif demiyor muydu? Kişisel algılıyorsun ya ben. Ben lafın gelişi söylemiştim bir kere. Kes lan! Ortak ne yapıyorsun? Kertenkele olduğumu öğren. Beni de şifre etti. Ölmen lazım. Sana yemin ediyorum. Vallahi de billahi de kertenkele olduğunu hiç kimseye söylemeyeceğim. Artık kim olduğumu biliyorsun. Ölmen lazım. Ya hayır yapma. Öldüreceğim. Vuracağım seni. Vuracağım. Hayır dur yapma. Vuracağım. Bak. Ne oluyor ya? Kertenkeleymiş. Ne oluyor lan? Allah silahını. Al silahını.
Yakaladım seni kertenkele. Ne olur vurma beni ortak. Ne olur vurma beni eski günlerin hatırına. Ulan adi herif. Benle kafa buluyorsun ha. Sen kertenkele falan değilsin değil mi çakal? Ne demek kertenkele değil? Nasıl korktun ama ortak? Gel tansiyonun düştü. Gel otur gel. Korktum tabii öküz. Öldürecektin lan beni. Oğlum harbiden seni kertenkele zannettim. Lan vuruyordun la beni. Adi herif. Oyun oynamış. Kertenkele diyor hala ya. Nasıl? Olmuş değil mi ortak? He? Kes lan alçak herif. Ya bir de gülüyorsun ha. Ya sen beni güldürdün ya Yılmaz. Allah da seni güldürsün ha. Şu uyuz kızın yüzüğünü aldık diye bizi kertenkele de yaptı. Öldüreceğim lan seni. Nasıl dalga geçersin? Bir de utanmadan gülüyor. Silahını yere at. Zeynep Hanım. Silahını yere at dedim. Tamam. Geberteceğim seni aşağılık herif. Sen nasıl kertenkeleyim deyip kafa bulursun. Zeynep Hanım, sakin olun lütfen. Yılmaz Bey siz karışmayın. Tamam. Bu benimle onun arasında. Bunu yapmayacaktın. Seni affetmeyeceğim. Oluyor ortak. Ne diyor bu kız? Ben ne yapmışım ya? Bir yüzük için mi ya? Kertenkelenin hatırasına saygısızlık ettin. Kertenkele senin için neden bu kadar önemli? Bunu öğrenmeye zamanın olmayacak. Dur, dur yapma dur. Hayır! Kendime zor geldim ya. Pis tırsık. Oğlum o zaman sen bu yüzüğü niye kızdan alıyorsun? Ya seni vursaydım? O zaman görürdün makarayı. Cenazende hep beraber gülerdik. Bunu sana anlatamam ortak. Ne demek anlatamam ya? Biz ortak değil miyiz oğlum? Gizli bir görev ortak. Söyleyemem. Gizli bir görev mi? Bak Murat. Bugüne kadar ben senden hiçbir şey gizlemedim. Şimdi bana ne olduğunu söylemezsen bu ortaklık burada biter. Benim görevim kertenkeleyi yakalamak. Kod adı kertenkele. Biliyordum onun peşinde. İyi de ortak kertenkele sıradan bir hırsız. Nasıl bir gizli görev olabilir ki onunla ilgili? Bilmiyorum. Benim görevim sadece onu bulmak. Ünsal komiserle ilgili olabilir mi sence? Bilmiyorum ortak. Gerçekten de yaşıyor değil mi kertenkele? He? Yaşadığını düşünüyoruz. Biliyordum lan. Oğlum iyi de bana niye söylemiyorsun lan? He? Biz ortak değil miyiz? Ben senden neyi sakladım şimdiye kadar? Gizli diyorum oğlum, anlamıyor musun? İşte bu yüzüğü kullanarak ona ulaşmaya çalışıyorum. Bu yüzüğü aldığımı kimseye söyleme. Özellikle de Zeynep'e. Bırakır mıyım ben o yüzüğü sana? O yüzük benim. Tamam, söylemem. Sen de kusura bakma bu yanlış anlaşılma için. Yok ortak, ne kusuru ya? Eğlendik işte. Eğlendik biraz. Hadi ben kaçtım. Hadi. Geçireyim ben seni. Kelepçeyi de al da. Hadi.
Hayırlı geceler ortak. Sağ ol ortak, sana da. Yılmaz, dikkat et. Sen de. Yüzeye takip cihazı koydun demek ki. Anlamadığımı mı sandın? Şükürler olsun. Kavuştum yüzeye. Canımın içi. Dur. Gitme ne olur. Seni seviyorum. Seni asla yalnız bırakmayacağım bir tane. Hep kalbimde olacaksın. Söz veriyorum. Hakikaten zor ya. Allah kolaylık versin. Ya ben öyle bir şey demedim baba. Dedin lan nasıl demedin ulan? Bağırmadın mı sen? Bağırdın ulan. Sami Efendi, Sami Efendi. Bağırma, gecenin bir vakti herkes uyuyor da. Ben bağırmıyorum da. Bağırmıyorum. Ulan ben bağırmayayım da kim bağırsın? Ama böyle olmaz ki ya. Her gece her gece. Olmaz ki böyle. Ya Sabri ya Selamet ya. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ula Hit abi. Laf adamın ağzından bir kere çıkar. Sen minareye çıkıp da Meryem'i seviyorum demedin mi? Ha? Bugün sevdim, yarın sevmedim olur mu? Ha? Ben o kızın duygularını sana hamsi ızgara gibi ha böyle ha böyle ha böyle oynatmam. Aile karar verdi. Tartışma bitti. Nişan edeceğiz. Sen de deli Meryem'le evleneceğiz. Ne nişanlanması baba ya?
Ben Gizem'i seviyorum. Kalbim ona yanmış. Başlarım ulan senin kalbinden. Ulan bağırttırma beni, herkes uyuyor da. Beni niye bağırttırıyorsun sen? Sami Efendi tamam. Ulan sen minareye çıkmadın mı? Çıktım. Minareye çıkıp da Meryem'i seviyorum demedin mi? Demedim. Ne dedin? Ya ben deli Meryem'i değil Gizem'i seviyorum dedim. Ulan bas bas bağırdınız, kulaklarım duydu, herkesin kulakları duydu, duymadı mı? Kulaklar duymadı mı? Ya baba ben Gizem'i seviyorum dedim. Megafondan şey olmuş. Megafondan oldu. O megafonu alırım senin kafana geçiririm. Şimdi kabahat megafonun mu oldu? Ha? Megafon kendi kendine ben Meryem'i seviyorum mu dedi? Oğlum sen ne ayran gönüllü çıktın da minarenin tepesine çıkıp ben Meryem'i seviyorum diye bağırıyorsun. İnip aşağıya o Türkiye siruğunu seviyorum diyorsun. Bu nedir da? Hay Allah'ım ne minareymiş. Ben nasıl bir iş ettim başıma? Ya anne nişan falan yapmayın ha. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ben nişana falan gelmem. Geleceksin. Gelsem de nişanlanmam. Nişanlansam da evlenmeyeceğim. Geleceksin ulan! Nasıl evlenmezsin? Nişanı yapıyorsun, kızı ortada mı bırakacaksın, evlenmeyeceksin? İşte o yüzden nişan yapmayalım baba diyorum. Ula Hüce abi, eğer gelmezsen ben seni evlatlıktan reddederim. Hakkımı sana helal etmem. Ula akıllı ol Hüce abi, akıllı ol, akıllı, 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 akıllı ol, akıllı ol, akıllı, akıllı, akıllı. Sami Efendi, Sami Efendi, hadi sen yat artık. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın hazırlıklara başlayacağız, o kadar. Ya anne, anne bak. Ben de yatıyorum. Hadi iyi geceler. Anne bir dur gitme, bir şey konuşacağız anne. İyi geceler. Ya anne, bak şey yapacağız anne. Nişanlanmayacağım işte. Of. Ben o nişana gitmem. Gitsem de nişanlanmam. Yok, nişanlanmayınca ayıp olur şimdi. Bir çaresini bulurum elbet. Aklıma da şimdi bir şey gelmiyor. Ama daha gece uzun. Gelir elbet. Hüseyin abi, heyecandan uyuyamadın mı? Tövbe tövbe. Sen süt ısıtayım mı? Yok sağ ol, istemem. Ihlamur? Yok istemiyorum. Çay demleyeyim. Ya istemiyorum dedim ya. Ulan senle bir şey evet de da. Her şey hayır hayır hayır. İnsan nişancısına biraz centilmen olur. İlla bacağına mı sıkalım? Çok kürdüm benim. Ama sana nazlanmak da çok yakışır. Fe subhanallah. Şeytan diyor şunun ağzını burnunu kır. Ama yüzüğü almam lazım. Öyle yatışma olur ya. Bir de komiser olacaksın. Ay Melis yeter, beynim döndü artık, otur. Ben dayanamayacağım. Bir daha arıyorum. Ara tabii. Al işte. Telefonu kapanmış. Ay Allah ya. Bir şey mi oldu bu kıza? Ya Tülin Hanım, siz hiç merak etmeyin. O erkek Fatma gibi, ona hiçbir şey olmaz. Sana soran mı oldu? Melis! Melis! Ya bak hiç duyuyor mu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya
Zeynep'e ulaşamıyoruz. Eve de gelmedi, bilmiyoruz. Şuna bak ya. Yastığa oyuncak ayı gibi sarılmış. Ay senin zincir gibi. Kimsin sen? Kim o? Kimsin kızım sen? Görüyor musun? Ne oldu? Kimsin oğlum sen? Ona bak. Benim bir körü evime geliyorsun. Ay destursun. Sami efendi. Sami efendi. Sami efendi. Gol mu? Yok, gol değil. Aşağıdan sesler geliyor da. Murat komiserin evine hırsız mı girdi ne dur? Asiye, akıllı ol. Komiserin evine, polisin evine hırsız girmiş. Hiç. Kafayı çalıştır. Ulan bu ne? Ne dur? Ben sana sorayım. Ben de sana sorayım. Ne dur? Kimsin sen? Kimsin kardeşim? Dayan Murat! Gitti, ne dur? Nerede dur? Zeynep, senin burada ne işin var? Konuşsana kızım. Hırsız nerede dur? Sen efendim, sen hırsızı görmüyor musun? Daha burada dur. Murat komiserin gönlünü çalmıştır. Aynı benim de hicabının gönlünü çaldığım gibi. Ne çalacağım ben bunun kalbini ya? Ne diyorsun be? Ben de çok meraklıydım sana kalbimi vermeye. Ha bu kız Zeynep değil midir? Otur. Gecenin bu saatinde burada ne arıyordur? Ya baba bizi ne ilgilendirir? Hadi eve gidelim hadi. Ulan niye ilgilendirmesin? Ya baba hadi. Bunlar burada ne yapıyorlar? Kızım gecenin bir yarısı sen burada ne yaparsın bakayım? Hı? Şimdi ben size açıklayayım niye burada olduğumu. Şöyle ki... yardım etsene lütfen. Yardım et. Ne yardım edeceğim sana ya? Gecenin körü gelmişsin evime. Tepeme çıkmışsın, bir de yardım istiyorsun. Bak bu kabak ikimize de patlayacak. Beni ilgilendirmez, ne halin varsa gör. Bir şey söyle. Ne söyleyeceğim ya? Allah Allah. Kafamı da toplayamıyorum ki. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben... Süren doldu. Doldu. Bak, açıklayamadın. Ne oldu? Sen de yanacaksın benimle. Soracağım ben sana. Hani ortalık niye dağınık? Ne yaptınız? Oynama, kavga mı ettiniz? Boğuştunuz mu? Ne oldu? Ha? İzah edemedin. Oynama. Oynama. Sami efendi, Sami efendi özele girme. Utandırma çocukları da. Ne girmeyeceğim? Kız oğlanın en özeline girmiş, baş köşede duruyor. Ben niye girmeyeceğim? Komiserim, yani sana hiç yakıştıramadım. Senin bu kızla evlenme şart oldu. Bu işi ancak evlilik baklar. Böyle iyiyim ben. Düşünmüyorum ben evlilik falan. Düşünmüyorum Sami Bey. Ben çok istiyordum çünkü. Senin isteyip istememenle alakası yok bunu. İstemiyorum Sami Bey. Yok yok yok, düşünmüyorum ben Sami Bey. Düşünmüyorum, evlenmeyi falan düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. İyiyim ben böyle. Ya düşüneyim. Hayır istemiyorum ya. Düşünün dedim. Geçenin köyde düştüğümüz hallere bak. Senin yüzünden hep. Hep senin yüzünden. Ben sana bana yardım et dedim. Sustun orada. Bak kabak ikimizin de başına patladı. Ya ne yardım edeceğim sana Zeynep? Görmüyor musun halimizi?
Görmüyor musun? Bütün komşular bizi yatağın üstünde yakaladı işte. Bu kadar açıklaması yok. Sus. Şimdi Azmiye de telefon açayım. Hemen gelsin. Ya aman lütfen aramayın. Burada kapatalım bu konuyu. Çok uzadı bakın. Onu baştan düşünecektim. Ben Azmiye telefon açacağım. Yok Azmi Bey'le falan uğraşacak halde değilim ben şu anda. Aramayın Azmi Bey falan Sami Bey. Azmi'ye telefon açacağım. Gelsin buraya sıcağı sıcağını her şeyi ya, temizleyelim. Tamam. Baba hadi ne araması? Hadi baba hadi. Hadi kızlar. Hadi. Kusura bakma kardeşim. Bu işe ancak nikah baklar arkadaş. Nikah mı? Çifte nikah yapalım. Hicabi ile Meryem'i, Zeynep ile Murat'ı. Ya iyi düşünmüşsün Sami Efendi. Yalnız ben bizimkilerin nişanını biraz gizli tutacağım. Niye de? Ya karışma ya. Ben hallederim. Tamam. Halet. Deli mi ne ya? Ya Zeynep Hanım, Murat'ın odasında ne işiniz var? Hadi odasını geçtim ya. Yatak odasında ne işiniz var? Ya Yılmaz Bey göründüğü gibi değil. Ya daha ne göründüğü gibi değil? Daha ne göreceğiz? Anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorum Zeynep Hanım? Bu uyuz komiser benim yüzüğümü çaldı. Bunu nereden biliyorsunuz? Ya gözü hep benim kuzenimin yüzüğünün üstündeydi. Ben onun benden çaldığını geri almak istedim. Ya onun aldığını nereden biliyorsunuz? Yüzük onda Yılmaz Bey. Lütfen gidip ondan yüzüğümü geri alın. Ya biz bu kıza bayağı etkilemişiz ha. Çoktan gönlünü kaptırmış bana. E tabii kıza yüz vermeyince de gurur yaptı. Gelip boğmaya çalıştı manyak. Bırak. Bu işi ancak bir izdivaç temizler. Hemen hazırlıklar başlasın. Zeynep kızım, nereye gidiyoruz? Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Dürüst. Hadi lan sen de düş önüme. Hadi. Hadi kız. Hadi. Hadi uğraşamam seninle. Hadi. Uşağım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Şimdi Azmi Hoca var ya, her şeyi anlatacak, hiç sen kafaya takma. Aman Allah göstermesin Sami amca, yok. Hadi hayırlısı olsun, olur mu? Hayırlı geceler, hayırlı geceler Hicri abi. Duydun değil mi? Çifte nişan yapacaklarmış. Duydum. Ben nişanlanmam ha. Ben zaten nişanlanmam. Benim kalbim yanmış bir kere. Aman. Nişanlanma yok. Tamam, sen şimdi içeri geç, bağla onları. Tamam, ben konuşayım. Sen de Ayaz'da kalma. Hadi hayırlı geceler. Geçeceğim. Hadi hayırlı geceler. Ya bu dünyada bir tek sen kalsan ben gene seni almayacağım bilesin. Hadi. Davetiyeler hazır mı dur? Oy Sami Efendi uyan da balığa gidelim daha. Ben yarısını dağıttım bile. Oy. Bak ne güzel oldu. Oğlumuz Hicabi ile kızımız Meryem'in nişanında sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Ver bakayım. He, kalanlarını da dağıtalım da. He. Onlar da benim davetiyeler. Bak ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Kuş da koydurdum. Oğlumuz Murat ile kızımız Zeynep'in nişanına hepinizi bekleriz. Nasıl olmuş? Ula Azmi, kuş kondurmuşsun ama senin önceden onları ikna etmen gerekmiyor muydu? Ha? Bak bizim oğlan çıktı minareye, bir tane aşk etti. Acaba komiser Zeynep kızımızı seviyor mu? Ya onlar birbirlerini deli gibi seviyorlar, deli gibi ama nasıl ediyorlar. Onlara sürpriz yapacağım. Sonra açıklayacağım. Davetiyeleri de gizli gizli dağıtacağım. Heh. İyi o zaman hadi iş başına. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bunları da bitirelim. Selamun aleyküm Cemal abi. Aleyküm selam Hicabi. Aleyküm selam. Ula bu yaptığın sana yakıştı mı? Ne oldu Cemal abi? Erol bir de ne oldu diye sorayım. Hicabi çok değişti Cevher abi. Artık tanıyamıyorum. Ben de çok şaşkınım. Ya Erol abi, Cevher abi ne oldu? Ne yaptın ben? Bu nedir bu? Ne bu? Davetiye. Gelin Meryem de nişanlanıyormuşsun ha? Ah anne, ah baba. Ya gerçekten de nişan yapıyorlar ya.
haberin yokmuş gibi yeme bizi de. Ya nişandan haberim yok. Ben Gizem'i seviyorum biliyorsunuz. Ben Gizem'le nişanlanacağım. Erol, bu uşağa bir şeyler oldu ya. Yok bir Gizem'i seviyorum, bir Deli Meryem'i seviyorum. Bir o ile, bir bu ile. İki kızı idare etmek hiç sana yakışıyor mu icabım, he? Haşa, tövbe tövbe. O nasıl söz Erol abi? Ya var ya, koskoca Türkiye güzelini harcadın ya. Kız senin yüzünden hayata küstü. Üzüntüsünden yasaklara düşmüştür kızcağız. Cevher abi. Daha bir şey deme. Tamam. Vuracağım seni Deli Meryem. Bekle sen, vuracağım seni. Ver yenisini. Gizem! Ay! Ay, dur kızım dur. Kızım delirdin mi? Vuracağım o kızı anneş, vuracağım. Yapma Allah aşkına, indir şunu. Kim verdi bu silahı Gizem'e? Baba Kadir'in haberi var Aylan. Kadir! Ay niye kızın eline silah veriyorsun? Bir şey olmaz karıcığım. Bırak kızımız biraz kafasını dağıtsın. Yiğit abi bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Allah Allah. Ay yapma kızım, vallahi vuracaksın kendini. Bozuk mu baba? Sen dikkatli ol kızım. Ya hedefi falan vuramıyor ki bozuk. Ay! Allah Allah. Ama vuramıyorum ki, başkası var baba. Ay, ay, ay Kadir. Kaçın, kaçın. Kızım ne yaptın? Ay, kaç, kaç, kaç. Anne. Hepimizi öldürecek. Baba, ya nereye gidiyorsunuz? Ulan bu sakar kıza kim verdi bu silahı be? Sen dedin patron. Kadir! Kızım, o silahı hemen yere koy. Ya hepimizi öldüreceksin be. Kadir, bak müezzin yüzünden ne hale geldi kızımız, görmüyor musun? Hayır anne! Hicabim suçsuz, tamam mı? Masum o. O Deli Meryem denen yer elması var ya, o kadını hicabim elimden almaya çalışıyor. Hep o kadının yüzünden. Ya o kadın benim icabimle aklını çeliyor, anlamıyor musunuz? Öldüreceğim ama o kadını. O kadını öldüreceğim. Kızım. Öldüreceğim onu. Ay koşsana. Ulan koşun be, ciklekler. Deli Kenan. Meryem. Seni de bekleriz. Ne bu? Aç da kendin bak. Oğlumuz Hicabi ile kızımız Deli Meryem'in nişanında sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Vay alçak, zinciri değiştirmiş. Ay, inanmıyorum ya. Ya Zeynep'in Murat konserinin evinde ne işi varmış ki? Ben de sordum ama anlatmak istemedi. Ben size demiştim, bu kızın gönlü komiserle diye. Ama abartmış. Hadi kızlar, hadi, hadi. Bakın işinize. Hadi. Adamın evine girmiş bu. Sami Bey de bunları yakalamış. Hadi ya. Yakında evlilik var desene. Resmen adımız çıktı ya. Bu kız yine saçma sapan bir şey yapmadan onunla konuşmalıyım. Pardon, bir bakabilir misiniz? Lütfen gelir misin? Lütfen oturur musun? Konu belli ki uzayacak çünkü. Thank you.
kıza yüz vermedik diye hata yapıyor. En iyisi nazik bir şekilde durumu anlatayım. Hanımefendi, biliyorsunuz ki dün gece oldukça nahoş bir olay yaşandı. İzinsiz odama girdiniz ve beni boğmaya çalıştınız. Bakın, burada da izi var. Sizi de hoşgörüyle karşılıyorum. Tabii ki cazibeme dayanamadınız. Ve karşılık bulamayınca da beni boğmaya çalıştınız. Bu ilk kez başıma gelmiyor. Kadınlar bana genelde hasta olurlar. Ve karşılık bulamayınca da çılgına dönerler. Ukala. Bakın sizi kırmak istemem. Fakat benim size karşı en ufak bir ilgim yok. Yanlış anlamayın, çok güzel bir kızsınız. Fakat tipim değilsiniz tatlım. Size ümit verdiysem ki hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Duygularına karşılık vermem mümkün değil. Keşke odama girmeseydiniz de daha önceden benimle konuşabilseydiniz. Odana senin için mi girdim aptal herif? Yüzüğümü almak için girdim. Pis hırsız. Şimdi gördüğünüz gibi bütün mahallenin diline düştük. Herkes benim size karşı ilgim olduğunu düşünüyor ki asla böyle bir şeyi kabul edemem. Bunu düzeltmek sizin elinizde. Ne diyorsun sen be? Memurum ben ya. Komiserim ben. Sizin yüzünüzden emniyet camiasında mahallenin de diline düşmek istemem. Böyle bir şeye asla izin veremem. Şimdi senin bana aşık olduğunu ve benim sana karşılık vermediğimi herkese söyleyeceksin. Kısmetim kapansın istemem yahu. Ya ne işim olur benim seninle? Peki o zaman odamda ne işiniz vardı? Yoksa uyurken beni izlemek mi istediniz? Yüzüğümü senden alacağım. Kaldıramadı. Gerçekleri kaldıramadı. Oğlum yazık lan Kenan abiye. Vallahi. Niye? Ya üzüldü adam. Ne üzüldü? Sevdiği kızı Hicabi'ye veriyorlar. Sen onu diyorsun. Ama Hicabi'de ne dingildek bir adam çıktı be kardeşim. Son düzlüğe kadar gizem 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 diye koşacaksın. Hop bir U dönüşü deli meyrem. Çok ayıp etti, çok. Hiç yakıştıramadım. Aynen. O çok ayıp etti ama sen ayıp etmedin öyle mi? Ben ne yaptım lan? Kenan abinin eski bir manita vardı. Adı Banu. Sen ona yazmadın mı? Yürümedin mi sen o kıza ha? Oğlum Kenan yoktu, Şevket vardı. Şevket'le Banu'nun aşkı vardı. Kenan sonradan çöreklendi lan. Aynen. Oğlum bak önce tarih oku, ondan sonra konuş. Zevzek. Zaten zeytinli poğaça almamışsın. Konuyu değiştirme lan. Boş poğaça yiyeceksin. Bundan sonra boş adam boş poğaça yiyeceksin. Boş, boş, boş. Boş deyip durma. Sinirlerim bozuldu abi. Bundan sonra boş poğaça yiyeceksin. Boş, boş. Adama hissetme bak ha. Kenan abi. Kenan abi. Abi çay söyleyelim. Beni sevmeyeceksen yaşamanın ne anlamı var bedeli Meryem? Allah'ım! Kenan abi! Allah'ım ben akmış beyne bakamam! Ya Kenan abi bir kız için değer miydi abi ya? Akmış mı pekmesi? Bilmiyorum ki ne akmış. Ha? Kenan abi. Sen ölmedin mi ya? Ne ölmesi lan? Ne ölmesi oğlum? Deli Meryem aşkımı ilan etmeden ölüm bana haram. Kenan abi. O zaman Deli Meryem seni vurur. Bence de abi kesin vurur. Öleceksen ölümüm Deli Meryem'in elinden olsun. Cenaze işlerini ara. Alo, cenaze işleri mi? Teşekkürler, hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka geleceğiz. Sağ olun, bekleriz.
Meryem merhaba. Ne oldu deli Kenan? Fazladan davetiye mi istersin? Yok, ben seni... Konuşsana la. Seni... Ne oldu? Bir sıkıntın mı vardır? Meryem, ben seni... Ha, konuşsana. Meryem, ben seni... Ula git başımdan. Daha davetiyeleri dağıtacağım. İşim gücüm vardır. Hadi. Bittin kızım sen. Hicabimi sana yar etmeyeceğim. Gizem. Allah kahretsin ya. Kurşunum bitmiş. Kenan abi, sende fazla kurşun var mı? Ya delirdin mi? Ne yapıyorsun? Kenan abi, o kadını öldürmem lazım. Hicabimi elimden aldı ya. Dur saçmalama ya. Ya bıraksana Kenan abi. O kadını öldüreceğim diyorum ya. Olmaz öyle şey. Bırak şunu be. Kolyeyi almam lazım. Ya ne oluyor ya? Pardon ayağım kaydı benim. Ama yeter artık. Siz laftan anlamıyor musunuz? Bu yaptığınız resmen taciz. Lan! Ben sana bu kızdan uzak duracaksın demedim mi? Ben bu kızdan hoşlanıyorum demedim mi lan? Ne oluyor ortak ya? Oğlum ben bu kızı seviyorum lan. Ne oluyor ortak ya? Konuşuyoruz biz de. Köpek gibi seviyorum lan ben bu kızı. Köpek gibi. Saçmalama Yılmaz. Oğlum bak ben bu kız için var ya. Adam öldürürüm adam. Ne diyorsun lan sen? Oğlum öldürürüm lan seni. Kimi öldürüyorsun lan sen? Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir içeri geçeyim. Ha, bir zahmet git. Ortak hoş geldi. Gel bir çay ısmarlayayım sana. Otur. Otur otur. Ne oluyor oğlum sana? Bence bu iki adamın da sende gönlü var. Acaba sen hangisinden hoşlanıyorsun? İkisiyle de ilgilenmiyorum. Bence Murat komiserden hoşlanıyorsun. Yoksa niye evine gidesin ki? Oğlum bak seni uyarıyorum bu kızdan uzak dur. Ne diyorsun ortak sen? Ben sana demedim ben bu kızdan hoşlanıyorum diye. Ne zaman sırtımı dönsem kızın yanındasın ya. Ya kız bana yazıyorsa ben ne yapayım? Sürekli dibimde kız. Ne yapayım? Bak seni uyarıyorum Murat. Beni üzme. Ya ortak ben seni niye üzeyim? Zeynep'i de üzme. Kıza yüzüğü geri ver. Kuzeninin yüzüğü çalındı diye çok üzülüyor. Ya bak o olmaz işte. Kertenkeleyi yakalamam için yüzüğe ihtiyacım var. Veremem kusura bakma. Vallahi sen kertenkelenin mi peşindesin, başka bir şeyin mi peşindesin? Yakında anlayacağız Murat komiser. Yakında anlayacağız. Ne oluyor buna ya? Yoksa hala benden mi şüpheleniyor? Ah deli Meryem. Hicabimi ben sana verir miyim hiç ya? Kızım.
Kızım sen bu mahallede ne işin vardır? Yoksa beşik kertmemin peşinde misin? Vururum seni. Hicabı beni seveyi. Anla artık. Yarın nişanımız vardır. Ne nişanı be? Yer elması. Sen de gelebilirsin. Bu mutlu günümüze seni de davet ederim. Ah, çekinme. Bu ne be? Hicabi! Abi. Ya Büşra. Ya ben ne yapacağım? Gizem nişanı öğrenirse beni terk eder. Benim acil bir şey yapmam lazım. Ya azıcık yardımcı olsan abine. Ya abi ben ne diyeyim? Hem ne terk etmiş? Sen zaten Dili Meryem'le nişanlanmıyor musun? Asla. Ne nişanı ya? O annem babam da öyle heveslenmesin. Ben nişanlanmayacağım. O nişana da gitmem. Ya ben Gizem'i seviyorum. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Tamam. İcabi. Sesi bile kulaklarımda. Nur yüzlü. Bence sesi kulaklarında değil, bence dışarıdan bağırıyor. Hicabi! Gizem gelmiş. Gizem! Hicabi! Gizem! Hicabi! Bir daha benim yüzümü görmek istemediğini sanıyordum. Hicabi! Bana döneceğini biliyordum, nur yüzlü. Kes sesini be! İn aşağı çabuk! Bunun hesabını vereceksin bana! İn! Tamam Gizem, hemen geliyorum, tamam. Hicabi. O ne? Ben de sana onu soruyorum işte. Ne bu? Bu ne ki? Sen hiç zahmet etme. Ben okurum. Hem de zevkle. Oğlumuz Hicabi ile kızımız Dili Meryem'in nişanında sizleri görmekten mutluluk duyarız. Ha bu isim benzerliği. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Sen benim gibi gül yüzlü Türkiye güzelini bırakıp o kadınla mı evleneceksin? Ya deli deli konuşma. Ben sadece seninle evleneceğim. Gözüm senden başkasını görmüyor ki. Üzme kendini. Bu ne o zaman? Bu davetiye. Ama korkulacak bir şey yok. Kontrolüm altında her şey. Ya zorla nişanlandıracak halleri yok ya beni. Bunlar oldu bittiği getirip Hicabi'yi beşik kertmesiyle baş göz edecekler. Ben buna izin verir miyim ya? Gizem. Kızım neredesin? Ya arıyoruz seni bulamıyoruz. Telefonu da kapatmışsın. Niye buraya geldin sen kızım? Bu defteri kapamamış mıydın? O defter hiç kapanmadı ki babiş. Sana da Deli Meryem'le mutluluklar çocuğum. Nihayet kızımın peşini bırakıyorsun. Gel yavrum. Gel çocuğum. Gel 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 gel. Gel yavrum. Çiklet. Ne? Ne? Sakın çaktırmayın. Zeynep kızınızla Murat komiserin nişanını ayarladım. Hicabi ile Meryem'in nişanında onları da aradan bonus olarak çıkartacağım. Nasıl? Hayırdır Kenan? Ha? Bir sıkıntı mı vardır? Ah ah. Şuram acıyor şuram. Aşk acısı çekiyorum ya. Oy bırak kime aşık oldun sen? Neyse beyler sakın belletmeyin ha sakın. Onlara sürpriz yapacağım. Murat'la Zeynep kızıma büyük bir sürpriz yapacağım. Mahallemizin kızlarına yan gözle bakmayacaksınız. Bakanın da iki gözünü birden oyacaksınız. Tamam usta. Usta bir soru sorabilir miyim? Sor bakayım Tosun'um. Usta mahallemizin kızlarına yan gözle bakanın kaç tane kaburgasını kırabilir? Hepsini birden. Ne bakıyorsun be? Sevap işliyoruz suç mu? Ya canımı yakıyorsun. Ya Melis'ciğim senin şu kuzenin olacak Zeynep var ya Murat denen zibidinin odasına girmiş.
Zibidi dedik boş durur mu? Bütün mahalleye yaymış. Herkesin dilinde. Sana ne bundan? Bak şimdi Melis'ciğim. Hani kazayla sen benim odama bir girsen. Hani diyorum kazayla şöyle bir öpücük kondursan yanağıma. Ben var ya onu hayatım boyunca içimde tutarım. Bir sen bir ben biliriz. İşte böyle delikanlı adam. Hadi oradan be. Sen hayal kurmaya devam et. Ama hocam, bizim mahallenin kızına baktınız. O bizim mahallenin kızı değil lan. Ama usta. Sus ve yürü tosunum. Ya ben bu kıza kendimi ne ara aşık ettim anlamadım ki ya. Al. Kafama atsaydın. Yakında onu da yapacağım. Gerçek hoca benim diyorum. Evlendireceğim onları. Evlendireceğim. Ne yaptın sen? Hak ettin ama. 50 kere söyledim saçım bırak diye. Kızım sen manyak mısın? Kaşındın. Kaşındı. Kaşındı. Kaşındın mı? Al sana. Al sana. Ne yapıyorsun sen? Bu şey yok. Yok. Nasıl yok? Bir bakayım ya. Ne yapıyorsun? Ya bundan sebep. Yılmaz bir dur bakayım. Tamam tamam. Ya bir şey, ya, bir şey yok. Adamın gözünü şişirdin ya. Şu halimize bak ya. Al sana çiçek. Belli ki hayatımda sana kimse çiçek falan almamış. Hepsi senin. Belli ki sen hayatına kimseye çiçek vermemişsin. Deli kız. Düşünüyorum ki şimdi. Yoksa ona karşı bir şeyler mi hissediyorum? Yok. Ben Zehra'mı seviyorum. Ona ihanet edemem. Çok daraldım ya. Çıkıp hava alayım. Yoğurduk ama değdi. Herkese davetiye verdik değil mi kızım? Verdik teyzeciğim, verdik. Yarın büyük gün. Hiç abiyi sandık kavak ağacının elinden aldığım için çok mutluyum teyzeciğim, çok. Uy. Ula ben Çaça Fadime'ye davetiye vermeyi unuttum da.
Açan ben çıtıp vereyim, sen eve git, ben gelirim. Anladınız değil mi? Şimdi bu kızı kaçıracaksınız. Bayıltacaksınız. Sonra da Trabzon'a iadesiz paketleyeceksiniz. Anlaşıldı Gizem Hanım. Siz de geliyorsunuz. Ulan Ali, kimin adamısınız siz? Şimdi gününü göreceksin sen ezik beşik kertmesi. Ulan Meryem'i kaçırıyorlar. Üzerimden çek silahını. Oh be. Ya sonunda kurtulduk şu ezik beşik kertmesinden. Ben hep sevdiğim kadını kaçırırsınız ha. Bittiniz oğlum sizden. Bittiniz, bittiniz. Meryem? La siz kimi kaçırdığınızı sanıyorsunuz? Bana deli Meryem derler. Beni kimse kaçıramaz. Ben kaçırırım, ben. Konuşun ulan, kim yolladı sizi? Ula! Yoksa Türkiye Cüzel'i mi gönderdi sizi? Kavak ağacına söyleyin, hicabı kimseye bırakma. Hicabı benimdir, benim. La deli Kenan. Senin ne işin vardır burada? Ya senin kaçırıldığını gördüm, kurtarmaya geldim ama. Hadi ulan, sen kimsin beni kurtaracaksın? Beni kurtarsa kurtarsa hicabı kurtarır. Sen de kim olaysın? Neyse, madem geldin temizle bunları. Sahiplerine döndürürüz. Ben uğraşamam. Gidiyorum. Hadi. Ulan tilki, ulan tilki, ulan tilki, ben de seni arıyordum. Komiserim beni içeri atmayın ne olur, biliyorsunuz yeni çıktım içeriden. Dediklerimi yaparsan düşünebiliriz. Bence Zehra Şanlı'nın mezarına giden ve Zeynep'in odasına giren adam kertenkele. Ama yüzüğün sende olduğunu bilmiyor tabii. Ne yapayım Yılmaz? İlan mı vereyim yüzük bende diye? İsteyen gelir alır. Adres belli. Buraya gelecek yani. Gelsin. Sen buradasın. Evet. Ben buradayım. Zeynep'i de korurum. Bir daha o çakalın Zeynep'i korkutmasına da izin vermeyeceğim.
Ulan ne istedi ki benden bu komiser? Ne yapacağım ben şimdi? Uf, kafam karıştı ya. Aşkım tam dediğim gibi. Yarın ilk işimiz oraya gitmek olacak. Tamam. Sana buraya gelecek demedim mi? Faruk! Ay! Anne! Faruk! Ne oluyor Kara Faruk? Kurtulamadık ondan, kurtulamadık. Nedir arkadaş bu ya? Bu sabah onu, bu sahtekar onu, bu manikadır ayrılmıyor be seni. Ulan kertenkele, bu sefer elimden kaçamazsın. O kafanın hesabını soracağım sana. Kurban. Nereye gitti? Şu tarafa, şu tarafa yakalayın. Yakalayın ne olur artık, yeter ya. Kurban, ben buradayım. Ben buradayım. Seni yakalamalarına asla izin vermeyeceğim. Ne işimiz var oğlum gece gece burada ha? Ya Kara Faruk karşımıza çıkarsa? Ne yapıyoruz gece gece ya Kara Faruk? Ulan bizim aşklarımız burada. Nurhayat'la Melahat burada yaşıyor biliyorsun değil mi? Alo, görmeye geldik onları. Sen görmedin mi kızları kafede sabah? Ha? Görmedin mi? O sabahtı. O sabah dörtti. Bir de gece görelim bakalım nasıl kızlarımız. Gece de güzel mi? Bir öperiz, bir severiz, bir koklarız. Aha Kara Faruk. Lan Kara Faruk! Ana! Bu manyak niye peşimden koşuyor benim? Kardeşim işte Kara Faruk orada. Lan o yanındaki Şevket değil mi? Suç orta arkadaşı da yanında. Al ulan Şevket. Bir kere de karşıma çıkma be. Ha kardeşim, merak etme. Polisin seni yakalamasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Ya sen kimsin be? Bırak peşimi. Ulan sadece iki sene görüşmedik. Hadi bak sen kimsin? Kardeşim ben Şevket, Şevket. Ya Şevket kim ya? Gitsene başımdan bir adam. Ulan yakışıyor mu koskoca kertenkeleye lan? Ha? Yakışıyor ya mu? Sen kele kim ya? Ben tilkiyim, tilki. Tilki mi? Yenisi mi oldun? Vay ulan kertenkele bir neyi vardı? Markaydı. Ne tilkisi? Saçmalama. Ulan oğlum bıraksana peşimi. Ulan kardeşim bak. Lan geri zekalı Şevket. Adamı yakalatıp planı mahvedeceksin. Kardeşim. Bırak lan. Kardeşim. Lan bırak, fena mısın bırak. Kardeşim bırak. Ya oğlum bırak. Kardeşim. Ya fena mısın sen, bırak lan. Gel gel gel. Bırak lan. Takip et beni, takip et gel. Kardeşim sen buradan kır lan. Ben onları oyalarım. Ne yapıyorsun lan sen? Ok tırmansana, ben onları oyalarım diyorum, tırman. Sen tırmanma yeteneğini mi kaybettin? Ne yapıyorsun sen ya? Vay kertenkele, yakaladım lan seni. Hiçbir yere kaçamazsın. Kim lan bu? Bana mı soruyorsun lan? Kara Kemal, benden iyi tanıyorsun. Şu attığın kafanın intikamını alalım. Skoru eşitleyelim seninle bir. Kardeşim sen bana mı güveniyorsun? Maskeni çıkar. Yüzünü göster. Eğer kertenkele değilsen seni fena döveceğim. Lan korktu canı beni, korktu ya. Maskeli abla, ben de. Durun ben de. Kesin kertenkele bak, ben kefilim tamam, ben kefilim. Seviyorum ulan seni deli Meryem. Seviyorum be. Seviyorum. Cabi'ye yar etmeyeceğim seni ya. Maskeli kız değil mi lan bu? Onun burada ne işi var? Kertenkele sevgilisi ya. Onu kurtarmaya geldi tabii. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Basacağım ulan o nişanı. Basacağım ulan. Ah deli Meryem ah. Yaktın, yıktın, kül ettin beni be. Deli Meryem'e mi aşık bu? Şaşkınlardayım. Vallahi mahalleye çevik kuvvet yollamak lazım. Deli Meryem bir duyarsa bunu, iç savaş çıkar o mahallede. Sensiz bu gönül eser deli bir rüzgar gibi gecenin koynunda. Görmesin bu gözler senden başka hiçbir şey. Kör olayım be! Oh! Ya bu iyice deli yaptı kendini.
Vay vay vay, görüyor musun? Aşk Deli Kenan'ı bile şair yapmış birader. Aşk bu işte. Aynen öyle ortak. İşte aşk adamı böyle yapıyor. Aşk için ölünür be. Aşk için ölmek lazım ya. Komiserlerim, nasılsınız? Görüyor musun? Nasıl yakmış balatayı? Aşk hakikaten insanın gözünü kör ediyor. Deli Kenan, iyice sen kendini deli ettin ya. Oğlum, kaçırdık ya adamları. Ulan gözümüzün önünden adamları kaçırdık be. Vallahi gitmişler. Kim? Kim nereye kaçmış be? He? Ya Kenan abi bir dur ya. Senin yüzünden adamları kaçırdık. Nerede lan bu adamlar? Kaçtılar. Artık eminiz. Ayıldızlı adam kertenkele. Eminiz ama onu nasıl yakalayacağız? Emniyette adamlarımız var. Bize yardımcı olacaklar. Nasıl? Anlat bildiklerini. Bildiğimiz kadarıyla Murat komiser çok gizli bir operasyonu yönetiyor. Yılmaz komiserden öğrendiğim kadarıyla bu operasyonun hedefi kertenkele. Bu operasyon neden bu kadar gizli biz de bilmiyoruz. Bunu sadece ve sadece Murat komiser biliyor. Tamam, gidebilirsin. Yarın Murat komiseri alıp konuşturacağız. Ne öğreneceğiz? İkisi aynı teşkilatta çalışıyorlarsa birbirlerini tanıyor olabilirler. Komiserim, canımı zor kurtardım ya. Kimdi o manyaklar? Nereden giydirdiniz bana bu maskeyi? Tamam Tilki, sen görevini yaptın. Şimdi geceye karış ve ortalığa çıkma, tamam? Beni içeri atmayacaksınız değil mi komiserim? Gevşeme. Tamam. Seni sadece bugünlük affettim. Yürü. Anladım komiserim. Yılmaz'ı kandırmak kolay olmayacak. Ama bu tilki onu bir süre idare eder. Neredesin lan? Bir işim var amirim. Başlatma şimdi işinden, beni dinle. Bu kertenkele ile maskeli kız arasında bir bağlantı var. Ne gibi amirim? Bir gönül işi diyelim. Bak beni dinle. Bu Kara Faruk saçmalıklarıyla zaman kaybediyoruz. Kertenkele bizimle oyun oynuyor. Hedef şaşırtıyor. Murat komisere de güvenemeyiz. Adamın daha kim olduğunu öğrenemedik. Bizi kertenkeleye maskeli kız götürecek. Sen o değildin değil mi? O olsaydın yüzünü bana gösterirdin. Yaşasaydın. Ya bu maskeli kız niye bana yardım etti ki ben anlamadım. Uy uşağım. Günaydın. Ya biz sana davetiye vermeyi unutmuşuz. Günaydın Sami amca. Ne davetiyesi? İkindi namazından sonra Hicabi ile Meryem'in nişanını yapacağız. Eğer gelmezsen vallahi dar oluruz. Hem uzak değil, aşağı mahallede yapardık. Meryem Hicabi. Al bakayım. Kısmet. Bekleyin. Vay arkadaş ya. Hicabi Deli Meryem'e vermişler. Olacak iş değil.
Selamünaleyküm Murat. Aha, aleykümselam icabi. E hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun? Deli Meryem'le nişanlanıyormuşsunuz ya. Gerçi senin gönlünün ben gizemde falan olduğunu düşünüyorum ama... hayırlısı bu işler. Ya hala gizemde ya. Boş versen onu. Ben Deli Meryem'le nişanlanmayacağım. E nasıl nişanlanmayacağım? Bu ne? E, davetiye de. Ya sen o davetiyeyi boş ver. Sen soruma cevap ver. Aşık olmadığın biriyle evlenmek caiz midir? Soruyorum hocam. Hocam şimdi bir insanın aşık olmadığı bir kişiyle evlilik yapması caiz midir hocam? Ne? Mantık evliliği diyorum hocam. Mantık evliliği yapmak caiz midir? Güzel sor. Evlilik türevlerinden gidiyorlar. Ya Rica abi sen bizde mantık mı bıraktın ki böyle soru soruyorsun şimdi? Bende mantık mı kaldı? caiz midir hocam? Değildir Rica abi. Mantık evliliği diye bir şey yoktur çünkü. Aşkın olduğu yerde mantık olmaz. Rica. Aşkla mantık yan yana gelmez. Böyle bir şey olmaz yahu. Yani mantık evliliği yapmak caiz değil midir hocam? Allah'ım icabı. Yani caiz olabilir ama doğru olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani iki insan birbirini sevmeden evlilik olmaz evladım. Mantık evliliği diye bir şey yoktur yani. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Rahatsız ettik hocam. Hayırlı günler. Cenaze namazı tüm Müslümanların. Şimdi Hicabi evladım. Ha, pardon Hicabi. Aşık olmadan yapılan evlilik tamamen mantıksız bir evliliktir. Çünkü aşkta mantık aranmaz. Eğer mantık arıyorsan o zaman aşık olmayacaksın. Çünkü aşk tamamen mantıksız bir eylemdir. Yani caiz midir hocam? Caiz midir diye soruyorsan icabı... değildir, caiz değildir. Allah razı olsun hocam. Allah senden de razı olsun. Tıpkı Ziya hocam gibi cevap verdiniz. Ne de olsa aklın yolu bir. Benim Deli Meryem'le evlenmem caiz değildir. Çünkü onu sevmiyorum. Defter nereden çıktı icabı? Bilmiyorum ki. Nereden çıktı? Sen mi verdin? Yok ben vermedim. Allah Allah. Allah razı olsun Murat hocam. Şimdi komiserim. Murat, Murat. Allah senden de razı olsun. Sağ ol. Azmici, ne oluyor, ne yapıyorsun? Sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Çaktırma, sus. Murat'la Zeynep'in nişan hazırlıklarını yapıyoruz. Ne? Ya böyle nişan mı olur Azmiciğim? Olur tabii ya, niye olmasın? Bal gibi de olur. Ah, ya zaten şu kertenkelenin ruhu bizim malikaneye musallat olduktan sonra hepimizin sinirleri gerilmedi mi? Gerildi. Ya mutlu olmak bizim de hakkımız. Hani diyorum ki şöyle bir nişan yapsak da kurtlarımızı bir döksek, bir eğlensek nasıl olur? Ha! Ay tamam Azmi, tamam. Sana icabimi yar eder miyim ben be? Concik. Görürsün sen. Hadi, hadi. Hadi çabuk. Vakit geçiyor ya. Allah razı olsun Kenan abiden ben. O olmasaydı şimdi kertenkele kardeşim de ben de. Bir şey söyleyeceğim kanka. Hı. Sen kertenkeleyi gerçekten gördün mü? Yani gözünde gördün mü? O muydu? Oğlum gördüm. Tabii maskesi vardı ama gördüm. Zaten ben kardeşimin kokusundan tanırım, kokusundan. Gerçi duvara tırmanamıyordu ama olsun kardeşim de, kesin kardeşim de. Al işte. Duvara tırmanamayan kertenkele mi olurmuş? Demek ki o kertenkele değildi yani. O elini indir, sen ağzını yüzünü... Ağzını burarım şimdi. Ağzını burarım. Ağzını burarım, ağzını burarım. Kesin lan! Kesin lan! Öf diyeceğim sizi kertekeleriz ha! Dingil herifler ya! Ah Deli Meryem ah! Ne hallere soktun be kadın beni be!
Kenan abi sen bence boşuna üzülüyorsun ya. Niye lan? O kız sana bakmaz ki. Ya kızın gözü hicabi de yani o bakımdan şey ettim ben. Ya bu nasıl bir üslup, bu nasıl konuşma ya? Sen koskoca Kenan abiye nasıl konuşuyorsun lan? Münasebetsiz. Oğlum vurur. Abi Kenan abi ben de düşündüm de bu deli Meryem'e sen aşkını ilan ettiğin vakit bu kadın zaten deli çekip bizi vurur ondan sonra hep beraber musalla taşının her kişi niyetine Allahu Ekber. Kenan abi! Ne bağırıyorsun be? Ay pardon ya. Ne yaptın ya? Öyle gerilir mi kahvaneye bir selam aleyküm de sakin sakin ya. Kenan abi. Hı. Sen de ben de bu nişanın olmasını istemiyoruz. Evet. İstemiyorum vallahi. Bir planım var. Öyle mi? Öyle. Yalnız sen de bana yardım edeceksin. Ederim. Güçlü bir rakiple karşılaştığımızda kaçmanız doğru taktik midir? Lan oğlum, kaçmak ancak korkakların işidir. Dayak yiyeceğini de bilsen er meydanından kaçmayacaksın. Tamam mı? Tamam usta. Yürüyün. Usta, işte o adam. Of ya, bunlar yine kavga edecekler kızlar. Beyler, kaleleri hazırlayın. Vay. Kaleleri hazırlayın çocuklar. Belli ki Kemal abiniz ve tayfası maç yapmak istiyor. Fair play benim ruhumda var. İyi olan kazansın Kemal. Alacağım senden yüzüğümü. Yazı mı, tura mı? Tabii ki de tura abi. Madem tura abi, yazı da benim. Yazı. Top mu, kale mi? Kale. Ama böyle olmaz ki. Bak gol yiyeceğiz şimdi. Çıkar mısın önümden? Şişt, hakemle konuşma. Sarı kart gösteririm sana. Sarı kart. Buraya abi bırakır mısın beni? Ya hakem. Hakem yok mu hakem? Görmüyor musun? Kırmızı kart ya. Bakmıyorsun ki. Maça bak. İkili mücadele. Devam. Mücadele. Hadi abi. Hadi abi. Hevesimizi kursağımızda bıraktı ya. Hadi tamam mı? Devam. Devam atacağız. Hadi bakalım. Hadi abicim, hadi bakalım. Ama böyle olmaz ki. Omuz atıyor. Kardeşim böyle mızmızlanacaksan oynamayalım. İkili mücadele. Devam. Mücadele, tamam. Hadi bakalım. Hakemi yanıltmak için yalandan yere düştün. Sarı kart. Ne yalandan şişti bileğim ya? Bir de sarı kart diyorsun.
Yalandan yere düşmeyi bile başaramıyorsun. Ah bileğim. Ay şişti, vallahi şişti. Yok mu sağlık ekipmanı bir şeyler burada ya? Ben ilk yardım biliyorum. Rahat ol. Maç hükmen berabere. Dağılabilirsiniz gençler. Kardeşim oynamayı bilmiyorsun. Yalandan sakatlık numarası yapıyorsun ya. Yürü içe gir gelir gidelim ya. Kemal rövanşı var Kemal. Oynayacağız bir daha. Rahat ol, bekle. Bileğim. Ay çok kötü ya. Bir saniye. Bileğim şişti, bileğim Zeynep Hanım. Bileğim şişti, niye anlamak istemiyorsun ki? İnsanlık da yaramıyor sana. Bak, bak ya. Bak bir de getirmiş torba, bu buz değil bir kere, bu soğuk değil bu bir kere ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gizem, neydi bu kadar acil olan? Camiye ezan okumaya gidiyordum, çağırınca hemen geldim. Gizem. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun bana? Ben o nişana asla gitmeyeceğim. Senden başkasıyla da asla nişanlanmayacağım. Nişana gideceksin Hicabi. Gideceğim mi? O ezik beşik kertmen var ya... ona hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vereceğim. Seni nişandan kaçırdığımda... Deli Meryem'in yüz ifadesini çok merak ediyorum. Kaçırmak mı? Sen her şeyi bana bırak Hicabi. Deli Kenan da bana yardım edecek zaten. Seni kaçıracağım Hicabi. Kaçır beni Gizem. Yüzüğümü nasıl alacağım bu adamdan? Nurhayat. Sen kime götürüyorsun bu çayı? Murat komisere. Ben götürürüm. Sen mutfakla ilgilen. Olur. Bir fili bile uyutur bu. Ya ben niye sürekli bu kafeye geliyorum? Başka kafe yokmuş gibi ya. O uyuzun yüzünü görmeyeyim yani. Buyurun. Yine mi sen ya? Hayır bu çayımı başkası getiremiyor mu? Ne demek yine mi ben? Bir şey söyleyeceğim, sen beni mi takip ediyorsun? Ne takip edeceğim ben seni ya? Ne alakası var? Sen beni mi takip ettin? Ne takip edeceğim ben seni ya? Ne alakası var? İyisin değil mi? Yok bir şeyim yok, iyiyim. Uyuz şey, sen iç bakalım şu çayı. Thank you.
Benim yüzüğüm bu, benim yüzüğüm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hak ile batılın mücadelesinde hakka inanan müminler her devirde batılın zulmüyle karşılaşmışlardır. Fakat Allah'a inanan müminler hangi eziyete maruz kalırlarsa kalsınlar, kalplerini imana açarak hak yolunda savaşmışlardır. İşte değerli kardeşlerim, bugün size Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de yoksa sen Ashab-ı Kehfi ve isimlerinin yazılı olduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın diye buyurarak zulme karşı samimiyetle iman edip inançlarından asla taviz vermeyen Ashab-ı Kehf'in kıssasını anlatacağım sizlere. Ashab-ı Kehf Allah'a inanmış, Rablerine iman etmiş birkaç genç idi. Putperest bir kavmin içinde yaşayan bu gençler için tek bir gerçek vardı. Allah birdir ve alemlerin Rabbi sadece O'dur. Sadece O'na inanacaklar ve yalnızca O'na ibadet edeceklerdi. Fakat başlarındaki zorba hükümdar sayıları az da olsa bu iman eden gençleri belirleyip takip ediyor ve onları inançları ile putperestlik arasında seçim yapmaları için zorluyordu. Değerli cemaat, dünya hayatına rağbet edip bu ölümden korkanlar işte o zorba hükümdarın dediğini yapıyor. Ebedi hayatı tercih edenler ise şehit edilip şehrin surlarına ve kapılarına asılıyordu. Bu durumu gören müminler ise gözyaşları içerisinde Allahu Teala'ya dua ederek bu zulmün def edilmesini istiyordu. Sonunda hükümdarın adamları hallerinden şüphelendikleri bu gençleri ihbar ettiler. Bunun üzerine o zorba hükümdar o gençleri huzuruna getirterek inançları ile ölüm arasında tercih yapmalarını emretti. O vakit gençler zalim hükümdarın karşısında ayağa kalkarak bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına İlah deyip tapmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz dediler. İnançlarından ayrılmak istemediler. Aksine o zorba hükümdarı iman etmeye çağırdılar. Bakın sevgili cemaat, bu gençler şehrin ileri gelenlerinden hür gençlerdi. Hükümdar onlara düşünmeleri için zaman verdi. Eğer bu düşüncelerinden vazgeçmezlerse öldürüleceklerdi. O gençler dediler ki, şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduklarına dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Düşünüp taşındılar ve toplumun kendilerine hayat hakkı vermediğini görerek oradan hicret etmekten başka yol olmadığını gördüler. Şehirden uzaklaşıp dağlara çıktılar. Yolda giderken genç bir çoban da onlara katıldı. Çobanın köpeği de arkaları sıra onları takip etti. Dağa yaklaştıklarında bir mağara gördüler ve içlerinden biri şöyle dedi. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığınınız ki Rabbimiz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın. Ve mağaraya girdiler. Ve o gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Cenab-ı Allah Kur'an'da bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk buyurarak dualarını kabul etmiş ve onlardan rahmetini esirgememiştir. Zalim hükümdar kaçtıklarını ve saklandıkları mağarayı öğrenince adamlarını da alıp mağaranın ağzına kadar gelmişti. Ve askerlerine Ashab-ı Kehf'in
mağaranın içerisinde açlıktan ve susuzluktan ölmeleri için mağaranın kapısının taşlarla örülerek kapanmasını emretti. Ashab-ı Kehf mağaranın içerisinde tutsak kalmıştı. Mağaradaki gençler Allah'a sığındılar. Ve Cenab-ı Hak da onlardan rahmetini esirgemedi. Gençler derin bir uykuya daldılar. Cenab-ı Hak yüce kitabında bu olayı şöyle anlatmaktadır. Bir de onları mağarada görseydiniz uyanık sanırdınız. Halbuki onlar uykudaydılar. Biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana dahi bakmadan kaçardın ve için korkuyla dolardı dedi. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Kehf Allah'ın mucizesiyle 309 yıl uykuda kaldılar. Bu süreden sonra uyandıklarında birbirlerine ne kadar uyuduklarını sordular. Fakat mağarada ne kadar kaldıklarını bilememişlerdi. İçlerinden birisi bir gün veya birkaç saat uyudunuz demiş. Kimi de şöyle demişti. Ne kadar durduğumuzu Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi siz birimizi bu gümüş para ile şehre gönderin ki baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise ondan bize azık getirsin. Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü şehir halkı sizi ele geçirirse muhakkak ki taşlayarak öldürür. Veyahut sizi kendi dinlerine çevirirler ki size bu dünyada da ahirette de asla kurtuluş yoktur. İçlerinden birisi şehre yiyecek almaya gittiğinde şehrin değiştiğini görünce şaşırıp dikkatli ve uyanık olmaya ve gizlenmeye özen göstermiştir. Ama Allah öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için öylece şehir halkına onların kimliğini açığa vurmuş ve kavimlerinin onları bulmasını sağlamıştır. Putperest olan kavimleri ise artık Allah'a inanmışlardı. Çünkü gençlerin kendilerinden kaçıp mağaraya sığındıkları o kafir nesil gitmiş ve 300 yıl sonra Allah'a inanan bir kavim gelmişti. Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi! İşte böyle kardeşlerim. Cenab-ı Hak yeryüzünün herhangi bir yerinde zulüm, fitne ve işkenceye maruz kalan kullarına hicret etmeyi emretmiştir. Çünkü Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde çok bereketli yerler ve genişlik bulur. Yüce Rabbimiz kendi yolunda hicret edenlere o kadar merhametlidir ki dilerse onları mekanda değil zamanda da hicret ettirip onları esenliğe kavuşturur. Ashab-ı Kehf kıssası Allah yolunda hicret edenlerin mutlaka Allah'ın yardımıyla mükafatlandırılacaklarını bizlere anlatır. Cenab-ı Hak ona inanan kullarını asla yalnız bırakmaz. Allah'ım bizleri yüce rahmetinden mahrum bırakma. Amin. Bizleri senin rızanı isteyen kullarından eyle ya Rabbim. Amin. Bizleri Ashab-ı Kehf gibi sana kulluk eden müminlerinden eyle ya Rabbim. Amin. Allah-u Teala ve hak yolunda ölenler için El Fatiha. Ey cemaat-i müslümin, hepiniz nişanımıza davetlisiniz. Duyduk duymadık demeyin. Ha buradan direktman nişana geç Hayruk. Seni de bekleriz canım. Bu mutlu günümde senin o mutsuz yüzünü görmeyi çok isterim. İçim geçmiş ya.
kafede iş mi geçer arkadaş? Her yerim tutulmuş ya. Nihayet uyandı. Hadi çıkalım artık. Nişana geç kalacağız. Ben gelmiyorum kızlar. Haberiniz olsun. Hadi biz yukarı çıkıp hazırlanalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Murat komiserim, sen nişana gelmiyor musun? Ne nişanı? Hicabinin nişanı. Ha, hicabinin nişanı. Geliyorum, geliyorum. Gelmez olur muyum ya? Hadi buyur gidelim. Hadi gel bakalım, gel böyle. Hadi gidelim. Gelin bakalım uşaklar. Hadi. Gel bakalım. Uyumuşum ya. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Şeref verdiniz, buyurun. Diyorlar. Efendim hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Neredesiniz? Darısı siz? Başınıza hoş geldiniz. Hemen davetlerle, hoş hemen olsun. Davetlerle gidelim, davetlerle gidelim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bak komiserim hoş geldin, şeref verdin komiserim, hoş geldin. Bu yelek önlerin. Hayırlı olsun Asiye teyze. Oğlum maşallah. Hadi bakalım. Senin de inşallah yaparız nişanını değil mi? Yani ya önce birbirlerini iyice bir tanısınlar. Sonra karar verirler ya. Böyle acilen nikah olmaz ki birdenbire. Tabii canım. Senin dediğin gibi tabii tabii öyle olmalı canım. Öyle birdenbire nikah olmaz canım. Yani. Olmaz. Önce birbirlerini tanıyacaklar. Bak bizim Beşik Kentmesi olarak birbirlerini tanıdılar. Kararlarını sonra verdiler. Tabii canım senin dediğin gibi olacak. Budak mıdır? Nedir ya bu? He öyle öyle. Öyle olacak. Hadi hadi. Hadi keyfinize bakın hadi. Keyfinize bakın ya. Buyur buyur. Yüzüğü ondan aldığımı anlamadı. Hayret. Yani ben hicabinin Gizem'i sevdiğini sanıyordum. Zavallı Gizem çok üzülmüştür. Çok ilginç ya. Hicabi de Gizem'i sevdiğini ve nişana gelmeyeceğini söylemişti. Yani ben hicabiye hiç yakıştıramadım. Hicabi'yi yıllardır tanırım. Hiç yanlışını görmemiştim. Ama bak Gizem'i tanıyorsan bunu hicabinin yanına bırakmayacaktır. Al benden de o kadar. Bir dakika. Sen Hicabi ile Gizem'i nereden tanıyorsun? Nereden tanıyacağım ya? Aynı mahallede yaşıyoruz işte. Ne bileyim, yıllardır tanıyormuşsun gibi konuştun da o yüzden. Yani ben de her şeyi Melis'ten öğreniyorum. Yoksa yeni taşındım daha bu mahalleye. Anladım. Afiyet olsun. Melis. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Seni dinliyorum. Otursana. Melis. Kuzeninden çok hoşlanıyorum. Yani onu tanımak istiyorum ama hakkında çok şey bilmiyorum. Mesela nelerden hoşlanır, neleri sevmez. Hangi müzikleri dinler, hangi filmleri izlemekten keyif alır, bu tür şeyler yani. Biraz bilgi versen. Abi, şimdi sen ciddi ciddi Meryem'le nişanlanıyor musun? Hani sen gelmeyecektin nişana? Gelin hadi. D
Değerli misafirler, kıymetli konuklarımız. Burada oğlum Hicabi ile Meryem'i nişanlıyoruz. Evliliğe giden ilk adımlarda yanınızda yüzüklerini takıyorum. Nerede kaldılar bunlar ya? Buraya ver bakayım. Sen onu satın ver. Nişana izin vermez diye. Tamam, tamam. Tabii, insan sevdiğine sahip çıkacak. Çıkmalı da. Ama mesleğim gereği benim olaya el koymam lazım. Dur! Olayı görmezden gel. Sevenlerin arasına girme. Kaçır beni Gizem. Kaçırıyorum aşkım. Hadi Kenan abi gidelim. Hadi gidelim çabuk. Kaçırdılar abi. Kaçırdılar abi. Bunu kimin yaptığını biliyorum teyzeciğim. E biliyorsun da neye söylemeyesin kızım, kim kaçırdı? Bırak avukatçı, bunu senin yanına bırakmayacağım. Değerli konuklar. Kıymetli misafirler, şimdi beni dinleyin. Hicabi ve Meryem'in nişanını teknik bir nedenden dolayı ertelemiş bulunmaktayız. Ama ben sizi nişansız göndermeyeceğim. Azmi'cim tamam. Lütfen kusuruna bakmayın siz. Burada ya. Aman al. Ay. Lafı ya. Değerli konuklarım, burada aramızda birbirini seven, dediği gibi seven bir çift var. Yeter. Ama aşklarını birbirlerine itiraf edemediler. O cesareti bulamadılar henüz. Ne diyor bu Mesut ya? Benden bahsetmiyor. Benden hiç bahsetmiyor. Kalpleri birbirleri için deli gibi atan... Bu gençlerin süreçlerini hızlandırmak istedik ve onlara bir sürpriz yaptık. Evet, saygıdeğer konuklarımız, müsaadenizle Komiser Murat ve Zeynep Şanlı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Alkış! Azmi yeter ama, lütfen. En gerçek evlendirici benim. Sen şu meczuba bak ya. Ayaküstü o yüz kızla nişanlandıracaktı bize. Kaç Murat, kaç. Ay başka işim yok da bu can sıkıcı adamla nişanlanacağım. Allah göstermesin. Gizem. Sen bu mezun çocuğu niye evimize getirdin?
Hicabi'yi kaçırdım anne. Ne? Kaçırdın mı? Kaçırdım. Yoksa nişandan mı kaçırdın? Seviyorum, kaçırdım. Ellerinizden öperim efendim. Ay. Kadir baba, Kadir baba. Babası, babası. Dünür. Müezzinin babası da Deli Meryem baskına gelmiş. Senin nişanlın oluyormuş ve Hicabi beni seviyor. Ulan uşağımı nasıl kaçırırsınız? Verin onu bakayım. Ulan nişandan damat mı kaçırılır? Utanmazlar! Hayır baba sakın. Hicabimi onlara vermiyorsun. Bak eğer hicabimi onlara verirsen bir daha yüzümü görmezsin, haberin olsun. Ay kızım sen aklını mı kaçırdın? Ne yapacaksın bu adamı? Zorla da alıkoyamayız ya. Yok yok Ayla Hanım, iyiyim ben böyle. Kaç lan! Kulağını duymayın mı? Ben uşağımı isterim. Baba hayır. Biz evimize sığınan kimseyi vermeyiz, anlaşıldı mı? Ne demek vermeyiz? Vermeyiz lan. Vereceksin ulan. Ulan siz Hicabi'ye ne yaptınız? Namusunu mu bozdunuz yoksa? Ay tövbe manyağa bak, tuhaf tuhaf konuşuyor. Hepiniz. Ah. Meryem, Meryem dur dur kızım dur yapma yapma kızım bak. Hakirken haksız durma düşmeyelim. Dursun. Asiye bırak Mursin. Gençtir yatar çıkardı. Şimdi beni iyi dinleyin. Hicabim iç güveysi olarak kendi isteğiyle evime sığınma talebinde bulunmuştur. Ve bu talep tarafımızca incelenip uygun görülmüştür. O kadar. Nokta. Bir dakika, bir dakika. İç güveysi dedi bu. Ulan ne demek oluyor bu iç güveysi? Hicabi'yi almadan bir yere gitmiyorum. Sıkıysa gel de al o zaman. Görmezden gel. Sevenlerin arasına girme. Ne oluyor bu kıza ya? Kendini ne sanıyor ki bu? Ben Zehra'mı seviyorum. Yüzük yok. Yüzük yok. Yok, 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 yok. Ulan yüzük yok ya. Ya Zehra'mdan kalan tek hatıra benim o. Yok, yok, yok. Yoksa maç yaparken mi düştü? İyi akşamlar Yılmaz Bey. Merhaba Zeynep Hanım. Nerede millet? Ben kimseyi göremedim. Evet hayret. Herkes dışarı çıkmış. Benim de canım sıkılınca oturayım bir film izleyeyim dedim. Aa ne izleyeceksiniz? Titanic. En sevdiğim film. Her şey hazır. Mısır patlattım, cips var. Enteresan bir şekilde meyve suyu yaptım. Thank you.
Neden bu film? Bu filmi nereden buldunuz? Çekmeceden. Dolaptaydı DVD'lerin arasında. Zeynep Hanım. Ne yapıyor bu adam? Sanki bir şey arıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Yok. Yok yüzük yok. Yok. İyi misin? İyi değilim. Neden? Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. Kertenkeleyi bulamadın değil mi? Sana bir hayaletin peşinden koşma demiştim kızım. Sonunda üzüleceğini biliyordum. Ben iyiyim, beni merak etme. Hayır, hayır. İyi değilsin. Bak buraya yanıma gel, tamam mı? Zehra Şanlı'nın mezarı başındayım. Seni bekliyorum. Ay yıldızlı adam. Zeynep Şanlı'ya karşı bir ilgin mi var? Onu seviyor musun? Asla bir kadına aşık olmaman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Hele bu kız Zehra Şanlı'nın kuzeni ise Aslı. Zehra Şanlı öldü. Onun kuzenini severek Zehra Şanlı'yı geri getiremezsin. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ben hayatımda tek bir kadını sevdim. Zeynep Şanlı ile hiç bilgim yok. O ya da başka bir kadın hayatına girmemeli. Senin görevin Ejder'i bize getirmek. Kimle konuşuyor bu? Brezilyalılar anlaşmayı iptal etti. Türkiye'nin çıkarları zarar gördü. Konsülü bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Bunun için Kızıl Ejder'i yakalaman gerekiyor. Ejder'i size canlı getireceğim. Ay Yıldızlı Adam, eğer bir kadına gönlünü kaptırırsan programdan çıkartılırsın. Ay Yıldızlı Adam olamazsın. Kertenkele olarak kalırsın. Bunu hiç unutma. Ben bir tek Zehra'yı seveceğim. Zehra'yı. Alalım artık şu adamı. Hayır. Önce kimle konuştuğunu öğrenmemiz lazım. Takip et. Kendine yeni bir hayat kurmalısın. Unut onu. Bir hayaletin peşinden koşma. Unutamam. Kertenkele öldü. Gördüğün her kimse o kertenkele değil. Bir adam maske giydi diye kertenkele olmaz. Ama yüzük. Bir şekilde birisinin eline geçmiştir. Bundan bir anlam çıkar mı? Sen de emin değilsin. Bak, önünde yepyeni bir hayat var. Geçmişe takılıp geleceğini mahvetme. Benim için gelecek yok. Tek bir yaşama sebebim var. O da sevgilimi öldüren adamı yok etmek. O kulübeden hastaneye geldiğinde yüzün tamamen yanmıştı. Bir geçmişin yoktu artık.
Bense kızımı kaybetmiştim. Bir geleceğim yoktu. Kızım. Yavrum. Yavrum. Kızım. Yavrum. Derin acılar içinde kader ikimizi buluşturdu işte. Ben sana bir gelecek vermek istedim. Yavrum. Hayattaki en değerli varlığımın, kızımın yüzünü sana verdim. Yüzü yanmış olan kızın durumu nedir? Yaşayacak ama yüzü tanınmayacak durumda yanmış. Nasıl olmuş bu? Polislerden öğrendiğim kadarıyla Ejder adında bir katil tarafından öldürülmeye çalışılmış. Kızın ismi ne? Zehra Şanlı. Dinle doktor. Kızımın yüzünü Zehra Şanlı'ya vereceksin. Ve bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Herkes Zehra Şanlı'yı öldü bilecek. Ama nasıl olur? Ejder denen o katilin kızımın yüzünü taşıyan birisine zarar vermesini asla kabullenemem. Anladın mı? Yatan sen değilsin. Burada yatan benim kızım. Ve ben sana kızımın yüzünü verdim. Sen artık benim kızımsın. Ve şu an hayattaki en değerli varlığım sensin. Lütfen geçmişe takılıp kalma. Tehlikelerle dolu bir geleceğe yol alma. Bak, önünde yepyeni bir hayat var. Ben buna izin veremem. Seni anlıyorum. Kızının yüzünü bana onu mahvetmem için değil, yeni bir hayat kurmam için verdin. Korktuğum kızının yüzüne zarar gelmesi ise, merak etme, bu yüze zarar gelmeyecek. Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Sen benim kızımsın. Bunu nasıl söylersin? Özür dilerim, özür dilerim. Beni kızın gibi gördüğünü biliyorum. Ben Ejder denen o katilin yüzünden seni ölü gösterdim. Seni ondan ve diğerlerinden sakladım. Senin kendini koruyabilmen için sana yardımcı oldum. Benim için yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Ama benim hayattaki tek yaşama sebebim bu. Yalvarıyorum. Ejder'i öldürdükten sonra söz veriyorum. Senin istediğin gibi bir hayat yaşayacağım. Ama şimdi karşıma çıkma. Bak ne olur. Yeniden aynı acıları yaşamak istemiyorum. Merak etme. Kimse kızına zarar veremeyecek. Thank you.
Nereye gidiyorsun? Ziya'nın mezarına. Unut onu, unut! Belki de haklısın. Bir hayaletin peşinden gitmemeliydim. Ama bir an... gerçekten yaşadığını sandım. Thank you.
Seni çok özledim sevgilim. Yaşadığını sanmıştım. Ama hayır. Eğer yaşıyor olsaydın sen beni bulurdun. Elveda sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Kimsin sen?